Çok güzel üzerine denk geldi Arif Bey. 8200 üzerinde kalıcılık görmeden yeni alım yapmamalı mıyız yani? Aslında soru hemen yanıtını buldu. Tabii yani bu bir şeydir, taktiktir yani stratejidir. Bence böyle hareket etmekte de yarar vardır. Şu anda bile mesela kredili mal almak, mal taşımak bence hala riskli. Hala daha çok güçlü bir sinyal almadık. 8200'ün üzerine yerleşirse ve güçlenirse işte o zaman mesela fonlardan yeni alımlar olabilir. Yani bizdeki yerli fonlar hisse senedi ağırlığını bir miktar daha arttırma ihtimalleri var. Bu mesela endekste bir alım getirecektir. Tekniğe göre hareket eden büyük hesaplarda ekstra alımlar olabilir. İşte kredili kullanım 8200'ün üzerine yerleşince o zaman işte daha mantıklı mesela olabilir. Bunlar da tabii gelince yukarı doğru hareket bu nedenden ötürü ivmelenebilir. Hızlanabilir. Yani bu yüzden bir hızlanabileceğini tahmin ediyoruz ama 8200'ün üzerine yerleşmedikçe de tamam biz Peki. koptuk gittik falan diye de bir havaya da girmemekte de yarar var. Satışlar gelirse de bence kimse korkmasın. Ben endeksin çok kötü bir şekilde aşağı doğru böyle paraşütsüz bir şekilde düşecek bir durumumuz yok. Gelse bile sınırlı olacak. Bence iyi bir şirkette, iyi bir hisseniz varsa sıkı sıkı tutmakta yarar var. Biraz